Herkese merhaba. Bugün sizlere Instagram'da daha önceden soru cevap yaptık ve sizler bana pilav nasıl yapılır, nasıl tane tane olur dediniz. Ben de sizlere pilav tarifi vereceğim. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlayabiliriz. Bardak kadar pirincimiz var. 100 ml tavuk suyum var. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiberimiz var. Pirinç pilavı yapımı oldukça kolay. Lakin önemli püf noktaları var. Bunlardan biri pirincimizi çok iyi yıkamak. Pirincimizi yıkarken ben tuzla oldukça suyu nişastasından ayrılana kadar bembeyaz duru bellek olana kadar yıkıyorum. Bence en önemli noktası bu. Nişastanın kalmaması gerekiyor. Kalınca pilavımız lapalaşabiliyor. Bu yüzden en önemli nokta birincisi yıkamak, ikincisi çok iyi kavurmak. Şimdi ilk önce tenceremizin içerisine tereyağı ve zeytinyağı alacağım. 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Oda ısısındaydı, o yüzden biraz erimiş oldu. Şöyle zeytinyağını da ekleyeceğim. Yağımız biraz eridikten sonra pirinçlerimi eklemek istiyorum. Eriyen yağın içine pirinçlerimi koydum. Dediğim gibi bu aşamada pirinçlerimizi çok iyi kavurmamız gerekiyor. O yüzden başında durmamızda fayda var. Birbirine tutmamalı. Daha önceden size söylediğim gibi pirinçlerin bu aşamada çok güzel kavrulması gerekiyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Sevgili İlke, şöyle gösterebilir miyiz? Şöyle. Pirinçlerimiz tane tane ayrıldığında güzelce kavrulduğunu anlayabiliriz. Şimdi bu aşamada tavuk suyu ve normal 1,5 bardak su ekleyeceğim ve pilavımı demlemeye ayıracağım. Pilavım demlendi, dinlendi ve şimdi tadım kısmına geçiyoruz. Böyle göstermek istiyorum. Tane tane dökülen. Çok güzel. Hepinize afiyet olsun.